Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Merkez Bankası'ndan beklenti, hem yerlilerin hem yabancıların beklentisi en az 200 baz puanlık faiz arttırımı. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkıyor ve şunu söylüyor. Türkiye 3. çeyrekte V şeklinde büyüyecek. 3. çeyrek 2. çeyreğe göre biraz daha olumlu rakamlarla karşımıza çıkabilir. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ama her şey bir anda güllük gülistanlık falan olmadı. Aksine her şey daha da kötüye gitmeye devam ediyor. Tüm dünya bu gerçekleri görürken ve gösterirken bizimkiler hala işin üstünü illüzyonla örtmeye devam ediyorlar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın, tıp uzmanları Kasım, Aralık aylarında aslında pandeminin ikinci dalgasının gelebileceğiyle ilgili beklentiler ortaya koyarken görünen o ki Ekim ayından itibaren, hatta Eylül ayından itibaren hastalığın yayılma hızı beklenenin çok daha üzerinde artmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde çıkıyor, diyor ki bu pandemi o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki merkez bankaları ve hükümetler bu konuyu ile ilgili çok acil tedbirler almazsa, arka arkaya teşvik paketleri açıklamazsa bu işin önünü almamız mümkün değil. Pandemideki yayılma hızı öyle ya da böyle tüm dünya ekonomilerini çok ciddi manada olumsuz yönde etkileyecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne derse desin kardeşim, bizi ilgilendiren bir tarafı yok diyebilirsiniz. Hatta şunu söyleyebilirsiniz: Avrupa batacak, Amerika batacak, Rusya batacak, Çin batacak ama Türkiye büyüyecek diyebilirsiniz. Size iyi rüyalar diliyorum o zaman. Neden mi arkadaşlar? Çünkü Türkiye'nin ihracatının %50'den fazlası Avrupa ülkelerine. İthalatımızın çok önemli bir kalemi de yine Avrupa ülkelerinden karşılanıyor. Batarsa batsın bana ne dediğiniz an itibarıyla şu anda marketlerde, pazarlarda, raflarda bir tane ürün bulamazsınız. Bırakın sıfır araçları, ikinci el araç fiyatları bile konut fiyatlarının üzerine çıkmaya başlıyor. Bir kıtlık ekonomisi yaşamaya başlarsınız. Avrupa'dan bana ne deme şansına sahip değilsiniz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı çıkıyor, diyor ki batıyoruz kardeşim, batıyoruz, bitiyoruz. Bu işin içinden çıkmamız kolay olmayacak. Arka arkaya teşvik paketleri çıkartsak bile, ki çıkartılmama ihtimali yok bu saatten sonra, pandemi bu hızda yayılmaya devam ederse bizim için büyük bir ekonomik çöküş anlamına gelir. Hadi Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na inanmıyorsunuz. IMF Başkanı'na dönelim. IMF Başkanı da aynı uyarılarda bulunuyor. Pandemiyle ilgili bir aşı geliştirilemezse, bir tedavi yöntemi geliştirilemezse ve önümüzdeki dönemde bu hızda yayılmaya devam ederse ekonomiler bir çöküşe doğru hızlı adımlarla ilerler kardeşim diyor. Hadi IMF Başkanı'na da inanmadık, o zaman Fed Başkanı'na dönelim. Fed Başkanı da diyor ki Amerika acilen teşvik paketini gündeme getirmezse ve pandemi ne olursa olsun yavaşlamazsa büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız diyor. Bakın, bir tarafta Amerika, bir tarafta Avrupa, bir tarafta dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinin ileri gelenleri, başbakanları, başkanları ya da Merkez Bankası başkanları arka arkaya uyarı yaparken, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, IMF gibi kurumlar bu konularla ilgili çok ciddi uyarılar yaparken bizimkiler çıkıyorlar, ne diyorlar? V çıkış bekliyoruz. Neye göre V çıkış bekliyorsunuz? Yarın Merkez Bankası 200 baz puanlık bir faiz artırımı yapar ise eğer, bu reel sektörün tamamen kilitlenmesi anlamına gelmiyor mu? Piyasaların tamamen sıkışması anlamına gelmiyor mu? Satışların tamamen durması anlamına gelmiyor mu? Çok övündüğünüz konut piyasasında bile satışların ne kadar büyük bir hızla düştüğünü görmüyor musunuz? Batmak üzere olan firmaların, iflas eşiğine gelmiş olan firmaların devlet baskısı nedeniyle iflaslarını açıklayamadıklarını görmüyor musunuz? İşsizlik %12, %13, %14 seviyelerinde kalacak. Neye göre? Devlet baskısıyla mı? Yarın öbür gün devlet işçi çıkartmayacaksın kardeşim demesine rağmen firmalar yeter artık, bana krediden başka hiçbir şey vermiyorsun, madem öyle ben de dükkanı kapatıyorum dediğinde ne yapacaksınız? Arka arkaya kızlar ev hanımı olmaya devam ediyor. Gençler zaten iş bulmaktan tamamen ümitlerini kesmiş durumda. Ev hanımı olanlar ve işten ümidini kesen gençler yüzünden işsizlik düşük görünüyor. Oysa bunlar, bu işsizler kervanının içerisine katılmış olsalar, çoktan ama çoktan işsizlik rakamları %20'li seviyelere dayanmıştı bile. Sepette pimpon topu ve tornavida başı dışında herhangi bir şeyin gösterilmemesine rağmen enflasyon %12, %13
üzerinde şu an itibarıyla. Kur etkisi net bir şekilde gösterilse, firmalar stoklarını tüketip yeni alımlar yaptığında ve bunu kurla fiyatlarına, maliyetlerine yansıttığı an itibarıyla %15'lerin üzerinde bir enflasyon var Türkiye'de. Bize çizilen bir pembe tablo var ya, hani o illüzyon ekonomisi var ya, kandırmacadan ibaret arkadaşlar. Bunu yaşayanlar, vatandaşlar çok net bir şekilde zaten görüyorlar. Etrafındaki insanların kaçının işsiz olduğuna bakıyor ve diyor ki hayır kardeşim, Türkiye'de işsizlik öyle %11, %12 seviyelerinde falan değil. Çok daha yüksek oranlarda işsizlik var. Pazara, markete gittiğinde fiyatlara bakıyor. Her hafta değişen fiyatları görüyor. Diyor ki yok kardeşim, Türkiye'de nerede %12 enflasyon var? Araç fiyatlarına bakıyorsunuz, her hafta fiyatlar güncelleniyor. Gıda fiyatlarına bakıyorsunuz, zaten almış başını gitmiş. Bütün ürünler ithalata bağlanmış durumda. Ve bu koşullar içerisinde Türkiye V çıkacakmış. Öyle mi? Üçüncü çeyrek zaten bir gösterge değil ki. Üçüncü çeyrek yaz aylarına denk geliyor. Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek. Temmuz, Ağustos, Eylül üçüncü çeyrek. Yani mevsimsel etkilerin en avantajlı olduğu aylardan bahsediyoruz. Ekim, Kasım ve Aralık'ı ne yapacağız? Esas zor ayları ne yapacağız? Türkiye'nin ve dünyanın en sıkıntılı sürecini nasıl göreceğiz? Dördüncü çeyrek eğer ki üçüncü çeyreğe göre çok sert bir dip yaparsa beklenen büyüme rakamları gerçekleşebilecek mi acaba? IMF Türkiye'nin büyümesini -%5 olarak söylüyor 2020'de. Biz %3 büyüyeceğiz diyoruz. Büyüyebilir miyiz? Oynarsanız rakamlarla her türlü büyürsünüz. Ama bu büyüme insanlarımıza, vatandaşlarımıza ya da firmalarımıza yansır mı? Ya da ihracatımıza yansır mı? Hatta ithalatımıza yansır mı? Mümkün değil. Türkiye V şeklinde büyüyecek diyorlar. Cari açık evet V şeklinde büyüyor. Türkiye V şeklinde büyüyecek diyorlar. Evet, kısa vadeli dış borcumuz V şeklinde büyümeye devam ediyor. Türkiye V şeklinde büyüyecek diyorlar. Evet, işsizlik rakamlarımız V şeklinde büyümeye devam ediyor. Türkiye V şeklinde büyüyecek diyorlar. Evet, Türkiye'deki hayat pahalılığı ve enflasyon V şeklinde büyümeye devam ediyor. Ama Türkiye'deki refah seviyesi ya da gelir dağılımı öyle V şeklinde falan büyümüyor. Biz Çin değiliz arkadaşlar. Çin son 20 yıl içerisinde tüm kaynaklarını kullanarak dünyanın en önemli markalarını çıkarttı ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak üretim modelini geliştirdi. İthalata bağımlı bir ülke haline gelmedi. Türkiye ne yaptı son 20 yıl içerisinde? 1 lira, 1 dolar, güçlü Türk lirası, güçlü Türkiye söylemiyle resmen yabancıların pazarı haline getirildi. İthalat cenneti haline getirildi. Bugün hangi markete giderseniz gidin, hangi ürüne bakarsanız bakın, yabancı menşeli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çin'e gittiğinizde ürünlerin neredeyse tamamı Çin menşeli, Çin merkezli, yani Çin'de üretiliyor. Çin %5 büyüdüyse biz de %5 büyürüz falan diyemezsiniz. Çünkü bu gerçeklerle örtüşmez. Ne yazık ki ithalata bağımlı bir ülke haline getirildi. Türkiye ne yazık ki Avrupa'nın bir pazarı haline getirildi. Türkiye ekonomik anlamda Avrupa'ya ve Amerika'ya ve Rusya'ya bağımlı bir ülke haline getirildi. Çin'e bağımlı bir ülke haline getirildi son 20 yıl içerisinde. Avrupa battığında siz V çıkış falan yapamazsınız. Ve Avrupa'nın Merkez Bankası Başkanı bas bas bağırıyor. İtalya Başbakanı bas bas bağırıyor. Almanya Başbakanı bas bas bağırıyor. Avrupa'nın ileri gelen tüm ülkeleri bas bas bağırıyor. Bu pandemi belimizi kırdı. Batıyoruz. Ekonomik olarak inanılmaz bir çıkmazdayız. Yaz ayları ile ilgili bir umudumuz vardı ama o umutlarımız da boşa çıktı. Şimdi çok daha tehlikeli bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ekim, Kasım, Aralık ayları çok tehlikeli aylar. Ekonomilerimizi her an kapatabiliriz ve kapanan ekonomiler bizi büyük bir sıkıntıya sokabilir. Ancak ve ancak kendi alacağımız mali tedbirlerle, yeni çıkartacağımız teşviklerle kendi halkımızı kurtarabiliriz diye bas bas bağırıyorlar. Bizimkiler Avrupa batarken, Amerika büyük bir çıkmazdayken, Rusya ve Çin bile geleceği göremezken V çıkış yapacağız diyor. Vay canına. İnanılır gibi değil arkadaşlar. V çıkışla ilgili bir örnek göstersinler bize. Sadece bir örnek. Sanayi üretimi mi? Sanayi üretimi de beklentilerin altında arttı son ay içerisinde. Tüm rakamlar, tüm makroekonomik veriler, tüm piyasa verileri, tüm bankacılık verileri, sokaktaki tüm söylemler Türkiye'nin
inanılmaz bir ekonomik buhrana doğru hızlı adımlarla ilerlediğini gösteriyor bize. Bununla ilgili somut adımların atılması bir yana sürekli olarak üstü örtülmeye devam ediliyor. Bunu söyleyenler muhalif ya da kötü niyetli ilan ediliyor. Ama öyle ya da böyle bunu söyleyenlerin söylemlerine geliniyor en sonunda. Israrlı bir şekilde Türkiye'deki kurun rekabetçi olması gerektiğini söylüyordum. Geçen sene 10-12 lira arasında bir dolar kuru olmazsa Türkiye'nin büyük bir cari açık vereceğini ve ekonomisinin büyük bir çıkmaza sürükleneceğini söylüyordum. Neyse ki imdatlarına pandemi yetişti de bunun üstünü bu kez pandemiyle kapatmaya çalıştılar. Dediğimiz birebir çıktı arkadaşlar. Dolar kuru 6-7 lira arasına sıkıştırıldı o dönemde ama piyasadaki tüm maliyetler, tüm fiyatlar 9 liralara, 10 liralara göre yapıldı. Bunun en resmi örneği de Avrasya tünelinden geçişin 9 liralık kur üzerine bindirilmesiydi. Madem Türkiye'de kur o dönemde 5-6 liraydı da neden geçişler 9 liraya göre endekslendi? Hiçbir gerçekle uyuşmayan açıklamalara artık milletin karnı tok. Kimse bu açıklamaları kale almıyor, kimse bu açıklamaların gerçekçi olduğuna inanmıyor. Şunu diyebilirsiniz, yarın Merkez Bankası faiz arttırmazsa ne olacak? O zaman piyasa canlanmayacak mı? Tabii ki canlanmayacak. Aksine kur Merkez Bankası faizleri arttırmazsa öyle sert hareketler yapacak ki hayat pahalılığı daha da artacak. Reel sektördeki firmaların batma ihtimali daha da artacak. Merkez Bankası korkunç bir çıkmaz içerisinde. Faizleri arttırsa reel sektörü batırıyor. Faizleri arttırmasa reel sektörü batırıyor. Faizleri arttırsa bankacılık sistemini zora sokuyor. Faizleri arttırmasa bankacılık sistemini zora sokuyor. 3-5 tane ne düğü belirsiz yabancıyı ülkeye çekersiniz ve bir takım hedge fonların birbiriyle yarışını tetiklersiniz ancak faizleri arttırarak. Bu işin içinden çıkmaları mümkün falan değil arkadaşlar. Hele ki öyle V çıkışı falan kimse beklemesin. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Türkiye'de ekonomik verilerin hepsi tepe taklak olmuş. Borsa 121 bin seviyesine gelmiş arkadaşlar. Hangi hisselerle yükseliyor diye baktığınız zaman 3-5 tane hisse dışında hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bütün hisselerin neredeyse yarı seviyelerine kadar düştüğünü görüyorsunuz. Spor hisselerine bakın, ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlarsınız. Dolar 7.83 hatta 7.81 seviyesine kadar düştü. Daha düşer mi? Vallahi yarın Merkez Bankası'nın kararı çok önemli arkadaşlar. Öyle 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı doların düşmesini falan sağlamaz. Piyasanın beklentisi en az 250-300 bas puanlık bir faiz arttırımı. Bunu yapmak mümkün mü? Yapabilirler ama yaptıkları zaman kur hafifçe geri gelir, sonra aynı hızla yukarıya gitmeye devam eder. Çünkü esasen faiz lobisi olan lobi anlar ki Türkiye'nin artık kurtuluşu yok. Bunlar arka arkaya faizi arttırmaya devam edecek. Biz kur üzerinden bunlara baskı yaparsak daha da yüksek faizleri elde etme şansına sahip oluruz. Kurla yüklenelim, bunlardan alabileceğimiz en yüksek faizi alalım derler. Siz sanıyor musunuz ki %10, %11'lik, %12'lik faiz seviyelerine ikna olacak yabancılar? Bakın çok açık ve net söylüyorum. Bugün 600-700 bas puanlık bir arttırıma gidilmez ise Merkez Bankası tarafından, öyle 150-200 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılırsa kimse doların düşeceğini falan düşünmesin. Dolar sadece çok ufak bir gevşeme yaşar, ardından emin adımlarla 8 liranın üzerine doğru ilerler, yılı da 9 lirayla 10 lira arasında kapatır. Euro 9.50'lere doğru gider. Faize bakıyorum, 13.98 seviyesinde Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte piyasa faizleri %16'ları zorlamaya başlar. Gram altında doların yükselmesiyle birlikte yükseliş eğilimini devam ettirir. Gelelim uluslararası piyasalara. Trump ne kadar bağırırsa bağırsın, öyle ya da böyle mutlaka ama mutlaka teşvikler çıkacak demiştim sizlere. Ve Pelosi'nin açıklamalarına bakıyorsunuz, ilerleme kaydettik diyor. Artık bu teşvik öyle ya da böyle açıklanacak. 1.8 trilyon da olabilir, 2 trilyon da olabilir, 2.5 trilyon da olabilir. Ne olduğunun önemi yok. 1.8 trilyon dolar, yani taban seviye olan rakam bile teşvik paketi olarak açıklansa altında çok sert bir yükselişi ifade eder ons bazında. Sadece Pelosi'nin iyimser açıklamaları bile onsun bir anda 1920'lerin üzerine tırmanmasını
tırmanmasını beraberinde getirdi arkadaşlar. Teşvikler geliyor. Teşviklerin gelmesiyle birlikte altının onsu daha da hızlı bir şekilde tırmanmaya başlayacak. Sadece Amerika mı teşvik açıklayacak? Hayır. Biraz önce Lagarde'dan bahsettim. Pandemiyle ilgili kaygılarından bahsettim. Emin olun çok yakın bir zaman içerisinde Amerika'nın teşvikleri açıklamasının hemen ardından bu kez Avrupa Birliği'nin arka arkaya teşvik paketleri açıkladığını göreceğiz. Merkez bankalarının yeni varlık alımları yapmaya başladığını göreceğiz. Piyasada hem euronun hem doların daha da fazla arttığını göreceğiz. Ha, bu paralar gelişmekte olan bizim gibi ülkelere gelecek mi? Hiç beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir şeyin olması söz konusu bile değil. Emin olun o paraların büyük bir kısmı vatandaşlara dağıtılacak ve o ülkelerde kalmaya devam edecek. Bu paranın büyük bir kısmı da altına yönelmeye devam edecek. Fiziki altına yönelecek, kontratlı altınlara yönelecek ya da forex işlemlerine yönelecek. Altındaki tırmanış korkunç bir şekilde hızlanacak. Sadece altın mı? Tabii ki değil. Diğer tüm değerli madenlerin, tüm emtiaların da petrol haricinde çok hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Gümüşün bir anda 30 doların üzerine çıktığını göreceğiz. Gram gümüşün 8 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Altının gramının 540 liraya doğru emin adımlarla ilerlemeye başladığını göreceğiz arkadaşlar. Ufak tefek geri çekilmeler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Daha önce ne söylediysem aynı söylüyorum. Aynı filmleri tekrar tekrar izlemeye devam ediyoruz. 5.85'te gördüğümüz filmi 6.85'te gördük. 6.85'te gördüğümüz filmi şimdi 7.87-95 aralığında görüyoruz. Bu kurun durdurulması bu koşullar içerisinde mümkün değil. Eğer ki 600, 700, 800 bas puanlık bir faiz artırımı yapılırsa anlayın ki arkadaşlar Ocak ayından itibaren tekrar agresif faiz indirimleri gelmeye başlayacak. Bu neden mi söylüyorum? Emin olun bu faiz artırımları sadece enflasyonu daha düşük gösterebilmek için yapılacaktır. Peki bunun sebebi ne? İşçi ve memura yapılacak zamların, emekliye yapılacak zamların düşük tutulması. Niyet buysa bu nedenle bir faiz artırımı yapılırsa arkadaşlar 3 ay sonra yine agresif faiz indirimleri görmeye başlarız ve bunun sonrasında dolarda çok daha sert hareketler görürüz. Bu ne demek biliyor musunuz? İşçinin, memurun, emeklinin inanılmaz derecede fakirleşmesi demek. Yani %10'luk maaş zamlarına karşı %50'lik, %60'lık, %70'lik kur kaynaklı ürün zamları görmek demek. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.